İyi akşamlar canlar. İkrar ve Dar'ın ikinci bölümüyle devam edeceğiz. Yine elimizden geldiği kadar ben Haydar Ceylan, Pirim İbrahim Kılavuz ve Sadık Acılı program yapmaya çalışacağız. Alevilik ve bilim üzerine elimizden geldiği kadar, dilimiz döndüğünce sizlerle her seferinde bir şeyler paylaşmaya çalışacağız. Önce hepinize ben iyi akşamlar diyorum. Pirim ve Sadık da muhakkak bir şeyler söylemek ister. Kısaca. Sadık, sen yeni katılıyorsun bu programa. Bu söz hakkını ben sana vereyim. Teşekkürler Pirim. Haydarcan Pirim, merhaba. Sesim var umarım, geliyordur. Sesim var mı? Geliyor. Tamam. Özellikle geçen hafta katılamadığın için üzgünüm. Ama programı defalarca izleme şansı buldum ve çok güzel, tebrik ederim sizi. Çok güzel bir sohbet olmuş ve bugün de sizlerle birlikte olmaktan onur ve şeref duyuyorum. Umarım güzel bir sohbet olur. Konumuz gerçekten çok güzel, çok ağır. Yapabildiğim kadarıyla işte bilimden biraz bahsetmeye çalışacağım bu akşam. Bildiklerimi size aktarmaya çalışacağım. Tekrar merhabalar. Herkese buradan saygılar, sevgiler. Geçen kez ki programda biraz Aleviliğin bilimle olan ilişkisini olabildiğince anlatmaya çalışmıştım ben. Ama bugün çok farklı olacak diye düşünüyorum. Çünkü bu işin uzmanlarından birisi aramızda. Sadık Danimarka'dan katılıyor. O anlamda yükün büyük bir bölümünün üzerimde hissetmiyorum ben. Çünkü uzmanı burada. O nedenle ben de bu akşam çok şey öğreneceğimi düşünüyorum. Ekranlara başında bizi izleyen tüm dinleyicilere daha şimdiden keyifli saatler temin ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sadıkcan, doğal olarak bu şekilde bir yayın yaptığımız için ikinizden de ricam mikrofon sesini biraz elimizde mi tutalım? Yani evet, bir yerlere sürtmesi iyi olur. Çünkü biraz da uzak tutarsak iyi olur. Yani ses patlamaları olabiliyor. Ben teşekkür ediyorum. Ben ilk bu sefer Sadık'la başlamak istiyorum. Çünkü Sadık astrofizik öğretmeni aynı zamanda. Yani bir bilim insanı. Ben şöyle bir soruyla başlayayım. Biraz bize o konuda önce aydınlatsın. Astrofizik nedir? Mesela bununla başlayabilir misiniz? Ya astrofizik nedir gerçekten? Sadece bize tanımlayabilir misin? Haydarcan, tabii ki. Yani evet, Danimarka'dan katılıyorum ben. Kopenhag Üniversitesi astrofizik bölümünü bitirdim. Bu konu üzerinde tezim var. Astrofizik bütün evrenin nereden geldiğini, evreni anlamaya çalışan bir bilim dalıdır. Fiziğe dayalı, fizik temelli. Yani üniversitede ilk önce matematik dersleri görürsünüz, işte işlemleri görürsünüz. Sonra fizik derslerinden sonra uzmanlık alanı olarak astrofiziği seçebilirsiniz. Yani astrofizik, fiziğin kurallarını evrene uygulamaktır. Yani evreni bir şekilde varoluşunu, evrenin geçtiği süreçleri anlamaya çalışmaktır. Hem pratik bir yönü var. İşte gözlemci olarak da çalışabilirsiniz. Teleskoplarla uzayı gözlemleyebilirsiniz. Farklı dalga boyutlarında gözlem yapma imkanınız olur. Onun bir diğer kısmı da teorik fiziktir. Yani astrofizik aslında teorik fiziktir. Anlayabildiğimiz kadarıyla evrendeki yasaları, kuramları araştırır. Ve çok eski bir bilim dalıdır aslında. Yani insanlar çoğu zaman
Astroloji ile astronomiyi karıştırır. Astroloji, astrofizik denince bu ayrışımı ben defalarca hep anlatırım. Ama aslında kafalarının, insanlarımızın kafalarının karışması çok doğal. Çünkü astrofizik astroloji ile başlamıştır aslında bir anlamda. Yani 1500 yıllarda insanların yaptığı o zamanki koşullara, o zamanki koşullarda astrolojiydi aslında. Yani yıldızlara bakaraktan, gezegenlere bakaraktan kendi geleceğini, alacağı kararları, kararlarda daha faydalı kararlar alabilmesi için bir falcılık diyebiliriz. Aslında böyle bir başlangıç sürecinden geçti. Ama bu 1400'lü yıllarda, 1500'lü yıllarda ve bundan önceki zamanlarda. Artık şimdi astrofizik net olarak kesin bir bilim. Yani bu konuda fazla uzatmak istemiyorum. Çok konuşulur astrofizik nedir ama evreni anlamak. Umarım bu akşamki sohbetlerimizde de evreni anlamanın ne derece önemli olduğunu, bize neyi getireceğini, bize ne katacağını konuşabiliriz. Yani ama astrofizik... Peşinden şöyle bir soru soracağım. Yalnız senden bir ricam olacak. Prim, sen rahat bırakabilirsin şu anda mikrofonunu. Senden mikrofonu şöyle tutmanı isteyeceğim. Hani çünkü şeye çarptığı zaman ses patlamaları olabiliyor. Üzgünüm, özür dileyerek söylüyorum bunu. Ben senden aslında peşinden hemen diğer soruyu soracağım. Yani bir bilim insanı olarak siz ister istemez bilimle ilgileneceksiniz. Bu normal bir şey. Ama yani insanlar bilimle niye ilgilenmelidir? Bilim yani bizim neyimizi çözer? Bilim nedir gerçekten? Yani bu açıdan neden ilgi alanımızda olmalı? Kusura bakmayın, sakallarımı kesmeliydim herhalde bu akşam. Kulaklıkta bir problem var. Anladım. Şimdi şunu belirtmeliyim ki yani çok böyle ben bir evet yani bilimle uğraştım. Bilim okudum. Üniversitede astrofizik dalını okudum ama fazla da kendimi böyle bir bilim adamı olarak da görmüyorum. Yani benim aslında şu anki mesleğim lise öğretmenliği yapıyorum. 3 tane fizik sınıfım var. 1 tane matematik dersine giriyorum. Aslında öğretmenlik yani tabii ki benim de yakından ilgim olduğu zamanında çok kaliteli insanlarla insanların dersine gitmişliğim olmuştur. Tabii ki bunu atlattık ama bilim neden önemli? Çünkü aslında hepimizin yaptığı bir, bütün insanların mutlaka istisnasız kendine sorduğu sorular vardır. Yani bunu hepimiz yaparız. Nereden geldik, nereye gidiyoruz? Bu konu bilimdir işte Haydarcan. Yani nereden geldik sorusunu insanlar hep sürekli nereden geldiğimiz sorusunu bir kendilerine sormuşlardır. İnsanlar bütün çağlarda yani taş devrinden tutun, bronz çağından tutun ve sürekli yani binlerce yıldır, on binlerce, yüz binlerce yıldır insanlar hep sürekli gökyüzüne bakmışlar. İsimleri anlamaya çalışmaktır. Yani bu çok önemlidir ve kaçınılmaz bir olaydır bana soracak olursunuz. Çünkü budur. Yani insanların anlamaya çalıştığı gökyüzündeki yıldızların ne olduklarıdır. Aynı zamanda işte işin çok da garip yanı bu akşam belki ona da geleceğiz. Prim çok güzel anlatmış geçen sohbette. Şunu keşfediyoruz. Yani bilimi anladıkça evreni, gökyüzünü okudukça, anlayabildikçe kendimizi anlıyoruz aslında. Daha iyi bir daha bilge bir insan olma yolundayız hepimiz. Artık bu konuda Prim de yani bir kamil insan olma yolunda böyle gidiyoruz. Sadıkcan sana şey olsun diye böyle altını çizerek bir şey söylesem olur mu? Mesela Einstein'e örnek verecek olursak eğer, Einstein'ın bir sözü var. Bunu elbette sen de biliyorsun. Belki şu anda aklına gelmedi ama o diyor ki benim dinim evrene olan hayranlığım, ibadetim de onu anlama çabam, uğraşım. İbadetini de o konudaki araştırmaları olarak görüyor. İşte buradan başlayarak da bazı şeyleri, düşüncelerini
açıklayabilirsin. Evet, kesinlikle doğru. Carl Sagan'dan örnek verebiliriz. Einstein'dan örnek de verebiliriz ama Carl Sagan şunu demiştir. İnanmak istemiyorum, bilmek istiyorum. Yani evrendeki bütün gözlediklerimizi, her şeyi inanmak değil de bilmek istiyoruz. Yani, ulaşabildiğimiz son bilgiye kadar ulaşmaya çalışıyoruz. Bunun tabii pratik yönü de var. Yani şimdi Haydarcan öyle bir sordun ki işte bilim bize niye yarar ya da neyin bize getirisi nedir? Bunun çok farklı cevapları da var. Ben şimdi işi biraz böyle romantize ederek bunu romantik bir bakış açıdan işte bilim güzeldir, kamil insan yolunda gitmektir, kendimizi anlamaktır ama şöyle bir net bir cevabı da var. Sen bilimsel düşünmezsen birileri çıkar düşünür yani. Birileri bunu yapar. O yüzden çok önemli bir konu. Çünkü herkesin ilgilendiği bir konu. Bütün insanların, bütün insan ırkının, bütün insan işte homo sapiensin işte süreçten gelen merak ettiği olay aslında bilimdir, evrendir. Nereden geldik? Ne var, nasıl kullanabiliriz, nasıl daha iyi anlayabiliriz? Bu çok bizim en temel sorularımızdan birisi diyebilirim. Temel bilimdir aslında. Yani çok büyük bir sorulardır. Bu kadar yani şimdi fazla da... Diyebilir miyiz? Yani bu aslında felsefenin, yani daha doğrusu böyle bilimsel felsefe kişilerinin aslında benzerlikleri var. Yani felsefe gibi işte bir şeyleri sorgular, onların nedenlerini arar. Niçinlerini arar, ona göre de bunu somutlamaya çalışır ya da bunu kanıtlamaya çalışır. Bir şekilde bilim de insanların çözemediği ya da gizemli gelen şeyleri ya da sorgulaması gerektiği şeyleri ya da bulunduğu evreni tanımlaması ile ilgili bir alan olmuş oluyor. Yani bu anlamda aslında felsefeyle de biraz birbirlerine benziyorlar ama tabii çalışma alanları ve biçimleri belki biraz farklıdır. Diğeri biraz daha düşünsel ve pratiğin birbirine karışmasıyken diğeri daha çok belki laboratuvar koşullarında gözlemlerle işte birçok farklı araçlarla yapılan bir şeydir. Ama bir nevi de birbirlerine benzediğini yani konuşmadan ben çıkarttım. Yanılıyor muyum? Yok, benzerlikleri var ama ayrıştığı konular da var. Ayrı kaldığı, ayrı düştüğü konular da var. O da özellikle metodudur. Yani bilim işte bilimin yüzyıllarca geliştirdiği bir metot oturtmuş kendine, bir çalışma şekli bulmuş. Şimdi ben felsefeci değilim, felsefe hakkında pek bir şey diyemeyeceğim ama bilim dendiği zaman mutlaka canlarımızın da metodunu aslında biraz öğrenmeleri gerekir. Bilimin metodu çok böyle nasıl diyeyim? Başarılı bir metot geliştirmiş kendisine. O da şu, yani kısaca anlatmak gerekirse bilimin metodu bir şeyi gözlemler. Bu herhangi bir şey olabilir. Atıyorum bir taşın düşüşünü gözlemler ya da herhangi bir tabiatta, evrende bir şeyi gözlemlersiniz. Bilim böyle başlar. Bir şeyi gözlemledikten sonra bunun üzerinde bir teori uygular. Bir teorik öngörüde bulunur. Bir şey mesela bir varsayımda bulunur. Ve sonra üçüncü aşamada da bu varsayımı, bu teorik bilgiyi, bu teorik düşünceyi kanıtlamaya gider. Yani deney yaparak yani gözlemlemek, gözlemlemek, üzerinde çalışmak, teorisini çıkarmak ve denetlemek. Şimdi deney yaptığında gözlemlediğin teoriye uygunsa teorini güçlendirmiş oluyorsun ama eğer bulduğun ya da geliştirdiğin teoriye ters düşüyorsa bu deney, o zaman teorini ya değiştirmek zorunda kalırsın ya da çöpe atmak zorunda kalırsın. Bu deneyimle işte yüzyıllardır bilimin kendi kendine içinden geliştirdiği belki en yani bizim şu anda kullanabileceğimiz en sağlam, en deneyimli, ne diyebiliriz buna? En temel bilim metodu. Yani bunu insanlarımız bilmesi gerekiyor. Ya, bir
hemen buna bağlantılı olduğunu düşüneceğim bir soru soracağım. Yani bu aslında kalıplarla ilgili de ondan dolayı sormak istiyorum. Yani mesela şey diyebilir miyiz? Yani bilim bir şey bulmuşsa işte bu şu şekildedir dediğinde ona bir mutlaklık herhalde koymuyordur. Yani bilim de kendisi gibi her şeyin değiştiğini herhalde düşünen bir şeydir. Ya da buna ilişkin bir şeyler söyleyebilir misin? Yani çünkü aslında burada bir şey de ben söyleyebilir miyim? Mesela bilim mi de bir üretim gücü olarak vazgeçilmez olarak görmemiz gerekmez mi? Yani şimdi bilimin o gelişikliği olmasaydı insanların yaşam standartları bugün bu seviyede olabilir mi? Yani bunun bilimle hiç ilgisi yok mu? Yani her şey insana göre gelişip değişiyor biraz da. Bu anlamda bilimin rolünü vurgulamamız gerekmiyor. Yani biraz da buraya yönelerek söylemek istiyorum. Aslında çok enteresan bir şey söylediniz. Ben bir farklı bir yerden girmek istiyorum ama şimdi girmek istemiyorum. Program bitirdiği için. Çünkü öyle bir şey söylediniz ki her şey birbiriyle bağlantılı dediniz. Yani aslında öyle bir noktada ki kapitalizm hizmetinde olduğu için sadece insana yönelik bir şekilde geliştiriliyor. Yani tüketime dayalı olabilir, bu bilmem ne olabilir ama yani bilim de o noktada biraz özgür olmadığı için evrene dayalı çalışmıyor yeterince. Yani evrendeki şeyleri... Yani burada bir şey daha söyleyeyim istesem. Sebep olacak keşiflere yöneliyor daha çok. Yani bir şey daha söyleyeyim. Yani şey biraz da bu sohbeti renklendirmek anlamında. Yani bu bilimle ilgili olan yani. Mesela fosil yakıtların önemi anlaşıldığı zaman mesela Churchill 1936'da Avam Kamerası'nda bir konuşma yapıyor. Bu konuşmanın özü şu aslında. Şunu söylemek istiyorum. Bir damla petrol bir damla kandan daha kıymetlidir diyor örneğin. Bir damla petrol bir damla kandan daha kıymetlidir. Orta Doğu'daki olayların tümünü de aslında bu çerçevede değerlendirebiliriz. Yani petrol nedir? Yani bu fosil yakıt ne anlama geliyor? Enerji olarak insanlığın neresinde ne yapmıştır, ne etmiştir, neyi almış, neyi götürmüştür, geleceği nasıl şekillendiriyor? Tüm bunlar da aslında bilimle ilgili şeylerdir. Bunlar da bilimin konusudur aslında. Doğru. Prim, ben bilim... Konuyu dağıtmamak için geri döneceğim. Yani ben biraz dağıtıyorum değil mi? Dağıtmıyorum. Sen öyle bir yerden söyledin ki onun da ayrı bir konu olarak tartışılması gerekiyor. Yani bilim sadece insana yönelik gelişimler üzerine mi? Yani o da insan dediğimde kapitalizmin kendi gelişimine yönelik mi? Yoksa gerçekten evrenin az önce Sadık Can'ın anlattığı şekilde bir bilim insanının yani evreni anlama, onu insanın onun içindeki parçasını kavrayabilme yönünde gelişen bir şey mi? Yoksa gerçekten sadece senin az önce tanımladığın gibi çok kötü bir şekilde hep böyle insana sadece hizmet edecek doğrultuda mı işliyor? Yani bu aslında bir taraftan da tehlike ve ayrı bir konu. Konuşmak lazım bunu da. Bunu da başka bir zamana saklayalım çünkü Sadık da burada. Aslında Haydarcı aslında primin dedikleri çok güzel ve çok da doğru. Yani şimdi bunu kötü de algılamamak gerekiyor. Yani böyle insanların faydalanacağı bir işte teknolojik olarak da algılamamak gerekiyor. Ama şöyle bir gerçek var ortada. Bilim insanların bilme ihtiyacı var. Yani arza paylaşımında antik Mısırlılar Pisagor'u uygulamış. Tarlaları bölmekle işte eşit oranda bölebilmeleri için bir Pisagor teoremi çıkarmışlar. Çıkartılmış o zaman da. Mevsimler ikin zamanı ne zaman işte nehri ne zaman taşıyor, ne zaman taşılmıyor, ne zaman ekilir, ne zaman biçilir. Bunları da insanlar zorunlu oldukları için bir takım verilere dayanarak işte bir takım gözlem yaparak çözmüşler Haydarcan. Ya yani bunun gibi aslında bizim hayatımız, bizim yaşadığımız bu planet, Prim de dediği gibi ben de planet ismini kullanıyorum artık. Yani bırakın haftanın 7 günü bile işte 7 günü bile görünen işte antik insanların şimdiye kadar gökyüzünü görebildiği 5 gezegen ve bir ay ve güneşin isimleri verilmiş. Yani haftanın 7 günü bile uzay bilimine dayalı. Yani işte Merkür, Merkredi, Vandredi,
diye gidiyor. Yani haftanın günleri bile isimlerini gezegenlerden almış. Bu kadar çok kapsamlı, bu kadar derin bir konu aslında. İnsanların fazla uzatmak istemiyorum Haydar. Ben sana bırakayım. Ben özeti aldım. Yani şudur, insanlık tarihi gelişiminde birçok şey aslında bilimle iç içe yürümüştür. Yani biraz çağ kesinlikle önce dediğim gibi, primin biraz önce belirttiği gibi, eğer bir çağ ilerlemişse ve bunda bilimin çok ciddi katkıları olmuştur. Sen de bunu somutlamaya çalışıyorsun. Yani bundan nasıl yararlandığını. Şuna da aslında içten cevap verdin ama tekrar konuşmak gereken, bilim de sonuçta duran bir şey değil. Sürekli değişimi de takip eden, kendisini sürekli geliştiren bir şey. Yani bunun da cevabını vermiş oldun aslında. Çünkü tarihsel gelişim de bize bunu gösteriyor. Evet, bu çok güzel bir konu aslında. Ben şimdi bu akşam bu yayına çıkacağımı bildiğim için özellikle bu konu üzerinde acaba bu konuyu nasıl anlatabilirim diye çok düşündüm. Yani şimdi prim de gelecektir. Geçen hafta da bahsetti bu konulardan. Gerçekten insanların arayış olduğu bir gerçeklik var. Yani bir hakikat dediğimiz, bir insanlar bir mutlak doğruyu arar hep. Yani biz nereden geldik? İşte bunun bir mutlak cevabını bekler. Ama işte sen de dediğin gibi aslında bilim böyle mutlak doğruların peşinde değil. Ya da mutlak doğruyu asla bulduğunu iddia etmez. Çünkü bunu yine tarihsel örneklerle de açıklayabiliriz ama mesela Newton'un hareket kanunları 500 yıl dayandı. Yani 1470'lerde Newton'un yer çekimi kanunlarıyla işte 1903, 1910, evet, Einstein'ın izafiyet kanunlarını bulasıya kadar mutlak doğru oydu. Yani elimizdeki en verimli, en böyle gördüklerimizi, hareket kanunlarını en güzel açıklayabilecek mutlak doğrularımız Newton'un yasalarıydı. Ama Einstein gibi bir deha çıktı, bir takım sorular sorarak, bir takım hiç kimsenin daha önce düşünmeyi bile akıl edemediği sorular sorarak, zamanla ilgili, uzay zamanla ilgili, işte hareket ve ışık hızının doğasını sorgulayarak, zaman ve mekanın, uzay mekanının doğasını sorgulayarak bir yeni teori, bir yeni hakikat ortaya çıkardı. Ama bu aslında Newton'un hareket kanunlarından daha iyi, daha sağlam, daha kanıtlanmış bir gerçek gibi duruyor ama aslında gerçek değil. Aslında mutlak gerçek hiç değil, çünkü 100 yıldır Einstein'ın izafiyet teorisi test ediliyor. Yani geçen de bahsetti Pirim. CERN'de ya da işte farklı deneylerde sürekli her gün Einstein'ın izafiyet teorisi bugün hala bir sorgu halinde aslında. İnsanlar, bilim insanları bunu sorguluyor, test ediyor. Mutlak doğru olduğunu bilselerdi zaten test etmeye gerek kalmazdı. Tamam derdik, mutlak doğru bu, işte bittik, çözdük ve artık bu kadarmış. Yani kapatıp defteri dürüp giderim ama böyle değil. Hala test edilebilirliği yanı var. Test edilebilir yanı var. Hala çöktüğü alanları görebiliyoruz. Einstein'ın izafiyet teorisinin bile bir takım farklı teorilerle çakıştığını görüyoruz. Yani çok güzel bir soru bu. Çok biraz da bilimin iyi yönünü ortaya çıkaran bir konu. Hakikat, gerçek, mutlak asla sabit değildir. Sürekli gelişir, sürekli kendini yeniler, sürekli kendini daha doğru kılar ama mutlak doğruya ulaşamaz asla. Ben teşekkür ediyorum. Aslında güzel özetlemiş oldun bütün hepsini. Sorduğum soruların hepsini komple cevaplamış oldum. Ben buradan prime döndüreceğim, soru da var. Aynı şekilde bununla bütünleştirmek için şimdi biraz da prim ne diyecek bir alevi olarak onu merak ediyorum. Şimdi klasik, her zaman bildiğimiz gibi bilimden gidilmeyen yol sonu karanlıktır diyen alevler bugüne kadar hayata geçirebilmişlerdir diye bir soru gelmiş.
rehberimiz bir soruyu İslam kuşatması altında olduğumuz gerçekliği ışığında cevaplayabilir mi demiş. Aşkıyor. Şimdi prim, evet soru güzel. Bence az önce Sadık'ın da anlattığı güzel açılımla beraber bir cevaplamak da lazım. Yani öyle ya, biz de bu kadar bilime niye merak sayıyoruz? Hatta şunu da içinden peşinden size sormuş olayım ben. Bir pir olarak niye bu kadar da bilimle alakalı oldunuz? Yani ne ihtiyacınız karşıladı? Bu soruyla beraber bir cevaplayabilir misiniz? Şimdi aslında yani Sadık canımızın söylediği şeylere katılıyorum. Aslında oradan başlayarak ben bazı şeyleri anlatmam gerekirdi ama senin sorduğun soruyla başlayayım ben. Şimdi iki teori ortaya çıkmış bu insanın varlığıyla ilgili olarak, bu evrende, bu planette varlığıyla ilgili olarak iki teori diyelim ona ortaya çıkmış. İşte bir tanesi varoluş, yaratılış teorisi, bir tanesi de varoluş. Şimdi şurası çok açık bir gerçek ki, yani bütün bilimsel gelişmeler bize şunu gösterdiler ki, gösteriyor ki her anda ispatlanıyor bu. Yaratılış eğer bir ansa, yaratılış diyorum bakın, hani kün deyince bu evren oluşmaya başlamış ya, hani dinsel anlamda bir şeyden, önermeden söz ediyorum. İşte Tanrı kün dediğinde her şey olmaya başlamış. Eğer yaratılış bu anlamda bir ansa, bu ki öyle olmalı onlara göre dinsel anlamda baktığında, ama bize bilim onun hiç tamamlanmadığını, hiçbir zamanda tamamlanamayacağını gösteriyor. Nasıl gösteriyor? Bu mesele yani öyle olmuş olsaydı evrim diye bir şey olmazdı. Zaten her şey olmuştu. Evrim dediğim şey söz konusu olmazdı. Mesela bu Einstein'ı da yanıltmıştır biraz. Bunu Sadık canımız da onaylayacaktır sanıyorum. Yani bu Hubble'ın ya da Hubble'nin işte Birinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra sayılacak zamana kadar, yani 1929'daki gözlemleri sonucu ortaya çıkan gerçeği açıklayana kadar Einstein'ın savunduğu bir evren teorisi vardı. O statik evrenden söz ediyordu. Yani evren genişlemiyordu Einstein'ın hesaplamalarına göre. Oysa 29'da işte bu Doppler yasaları dediğimiz, işte kırmızıya kayma, maviye kayma gibi yasaları Mount Wilson, Kaliforniya'daki Mount Wilson dağında insanoğlunun geliştirdiği o zamana kadar tabii 5 metre çaplı bir teleskopla yaptığı ölçümlerde evrenin genişlemekte olduğunu ispatladı. Ondan sonra Einstein işte hayatımın en büyük yanılgısı dediği öz eleştiriyi yaptı. Bunu bugün Vatikan'da resmi olarak artık tanıyor. Yani evren genişliyor diyor. Yani bu anlamda baktığımızda Sadık canımın söylediği gibi, yani mutlak doğru yok. Sürekli gelişiyor, değişiyor bu. Evrenin kanunu böyle. Doğanın yasası bu. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Şimdi bu neden biz dediğim soru şuydu. Bilime ihtiyaç duyarlar. İşte en ilkel dönemden tutun da şimdiye kadar insanoğlu bu planette neden var olduğunu araştırmaya çalışmış. İşte dinlerin öğrenmeleri var. Demin de söylemeye çalıştığımız gibi işte bir irade var. İrade her şeyi belirliyor. Yaratmış, etmiş, bitirmiş her şeyi. Senin farklı bir şey araştırıp bulmana gerek yok. Yani 1600'de düşünün yılında 17 Şubat'tı sanıyorum. Bruno Roma'nın en büyük meydanında çatır çatır yakılarak öldürüldü. Söylediği neydi? Dünya dönüyor diyordu. Sırf bunun için bu insan Engizisyon, yani bugünkü Vatikan bu insanı öldürdü. Daha dün sayılabilecek bir zamanda, aradan 400 yıl geçmiş. Tam 1600'de olmuş bir olay. Şimdi düşünün, o günden bugüne ne olmuş? Yani size din bir şey dayatıyor. Eğer onunla önermeleri kabul edecekseniz, eğer sizin
hiçbir şeyi araştırıp bulmanıza ve insanlığın hizmetine sunmanıza gerek yok. Olanak da yok eğer onları uygularsanız. Böyle bir olanağı ortadan kaldırıyor, reddediyorsunuz zaten. Her şey olmuş, bitmiş yani. Ondan sonra siz neyi bulacaksınız? Ama işte bilim öyle demiyor. Ve bizim hayatımızın her anını, her saniyesini belirliyor bilim. Yani daha düne kadar işte hayvanlarla seyahat ediyordum. Daha düne kadar sesimizi ulaştırmak için işte çıkıp dağdan dağa bağırıyorum. Yani bugün içinde bulunduğumuz şartları düşün. Örnek olarak verecek olursak geçen verdim mi bilmiyorum. İşte daha bundan 60 yıl kadar önce kompüter dediğimiz alet 6 metre uzunluğunda, 2 metre yüksekliğinde, 30 ton ağırlığında, üzerinde 6 kişinin çalıştığı, işte kabloları, güç devrelerini işte takıp çıkarttığı bir aletti ve çok sınırlı bir biçimde toplama ve çıkarma işlemleri yapabiliyordu. 30 ton ağırlığında bir alet. Şimdi cebinizdeki bir telefon bile bundan milyarlarca defa daha fazla iş yapıyor. Sadece matematik anlamında değil. Yani bunu yaptığı fonksiyonları siz kendiniz düşünün, ona göre karar verin. O nedenle bilim Alevi Piri 800 yıl önce yapmış olduğu önermeden vazgeçilemez. Hani demiş ya bilimle gidilmeyin. O her insan için vazgeçilmez. İşte bu nedenle evrenseldir. Peki, yani sadece geçirebiliyor prim. Yani aslında soru şimdi yaşayan geçirelim. Çünkü şundan yaşayan doğru. Yaşayan alevilik açısından baktığımızda bu kendi gerçekliğinden kopartılmış, kendine ait olmayan değerlere sahip çıkar hale getirilmiş bir alevilik görüyoruz. Her şeyden önce bilimden uzaklaşmış. Mesela bazı şeyler konusunda geçmişte Alevi şairlerine, ozanlarına, pirlerine bakıyoruz. O kadar yani o kadar ilkel şartlarda o kadar uç eleştiriler gerçekleştirebilmiş. Mesela Kaygısız'da bu en üst noktaya var. İşte kıldan köprü yaratmışsın, gelsin kullar geçsin diye, hele biz şöyle duralım bilirsen sen geç Tanrı gibi söylemler. Bugün bunları söyleseniz, bunlara yakın şeyler söylediğinizde kimi Alevi kurumları, kimi Alevi kurum yöneticileri, inanç önderleri hemen kalkıp şey diyorlar. Siz bizim değerlerimize hakaret ediyorsunuz. Bizim kutsallarımıza hakaret ediyorsunuz diyorlar. Şimdi kutsal olan ne? İşte kutsal olan aslında bilimdir. Bir Alevi inancına göre kutsal olan bilimdir. Çünkü o seni aydınlatan şeydir. Onun için senin pirin ta 800 yıl önce demiş ki bilimle gidilmeyen yolun sonu karanlık. Biz yolumuzu aydınlığa doğru döneceksek eğer, aydınlığa doğru gideceksek eğer, o zaman bizim tek bir kutsalımız var. O da bilim. Onun dışında hiçbir şey Alevi'nin kutsalı olamaz. Bunu böyle görmek lazım. Şimdi inanacağız. İnanç dediğimiz şey nedir? Neye inanacağız? Sadık canımız çok açık bir biçimde belirtti. Doğanın kendi yasaları var. Onlar vazgeçilmez ve onlar mutlak değil, sürekli değişiyor. Onları örnekleriyle koydu, gösterdi. Ki bunu araştırırlarsa, her insan araştırdığında binlerce, milyonlarca örnek bulur. Var. Hala bu örnekler çoğalarak devam edip gidiyor. Şimdi bilim bilimle bu kadar iç içeyken, bu kadar bizim gerçekliğimizi, inancımızı doğrularken biz neye inanacağız? Bilimin ortaya çıkarttığı gerçeklere mi inanacağız? Yoksa bugün masal bile sayılamayacak anlatılara mı inanacağız? Bakın altını çizerek söylüyorum. Masal bile sayılamayacak anlatılara mı inanacağız? Yani gerçekle hiçbir biçimde ilgisi bulunmayan şeylere mi inanacağız? İşte ya göğün 7 kat yukarısına çıktı. Nasıl çıktı? Bir ata bindi çıktı.
Şimdi göğün 7 kat parası geçen programda da biraz anlatmaya çalıştım. Yani şimdi insanoğlu bir şeyden söz etmeye çalışayım. İşte Sadık canımız bunu bilir. İnsanoğlu şunları bile tespit edebiliyor artık. Etmiş. Kaldı ki bundan ta 60 yıl önce. Bakın 1965 yılında firma Bell telefonunun gerçekleştirmeye çalıştığı bir geliştirmeye çalıştığı bir anteni ve bu işte çalışan iki insan, Penzias ve Wilson isimli iki insan, böyle kendilerine korkunç bir biçimde rahatsız eden bir parazitle karşılaşıyor. Bunu kendi antenleri içerisinde zannediyorlar. Araştırıyorlar, koskoca bir anten, 10 metre uzunluğunda, 6 çarpı zannediyorum 8 metre çapında, 12 gibi bir girişi var. Giriyorlar içine, bakıyorlar, güvercinler yuva yapmış. Güvercinleri temizliyorlar, alıp götürüp çok uzaklara bırakıyorlar. Geliyorlar, o parazitten kurtulamıyorlar. Korkunç bir biçimde ve bunun yönünü nereye çevirirseniz çevirin, bu antenin yönünü nereye çevirirseniz çevirin, o parazitler devam ediyor. Kozmik mikrodalgaları. Evet, CMB. Yani evet, yani bunu araştıran bir Avusturyalı fizikçi daha var. Onun haberi oluyor Amerika'da. Onlar içinde bu uzun bir hikaye bir araya gelerek tespit ettikleri şey şu. Yani ta neredeyse 13.7 milyar yıl önce olduğuna bilimin inandığı ve ispatladığı o büyük patlama sonucu ortaya çıkan sesler bunlar. Bunları tespit edin. Bilim bunları tespit edin. Radyasyon prim. Evet. Ses demeyelim de elektromanyetik dalgalar. Evet. Elektromanyetik dalgalar bunlar. İşte parazit dediğimiz, işte bu televizyonu kapattığımızda evet, evet. O zamanlarda evet, gördük. Fışırtı. Evet. Yani. Evet. %0.5'dir. Evet. Evet, yani televizyondan gelen hışırtıların %0.5'i aslında büyük patlamadan arta kalan kızıl ötesine kaymış şu anki bugünkü mikrodalga şeklinde ölçülebilir mikrodalgalar. Evet. Evet, insanoğlu bunları tespit ediyor. Bunlar olmuş. Yani uzaklıklar konusunda düşünceleri değişmiş. Yani evrendeki bu yıldız dediğimiz güneşlerin kendi aralarındaki mesafeler konusunda bunları bugün ölçebiliyor. Çok rahat ölçebiliyor. Akıl ve hayalimizin alamayacağı ölçüde uzun uzun mesafeler bunlar. Şimdi o zaman o yaratılış teorisi ne diye var kafamızda hala? Bunu ne diye yani bile bile çoğu alevinin bunları bildiğini zannediyorum ben. Biliyorlar. O halde ya işte örnekler de veriyoruz. Bir insan herhangi bir yanlışın farkına vardığında onun doğrusunu uygulamak zorunda. Bunu öyle yapmak zorunda. Peki bunu inanç konusunda niye sürdürmüyor? Üstelik kendi ilkesi onu değiştirmeye yönelik. Bütün öğretisi buna yönelik. Böyle olduğu halde bir Alevi hala eskide ısrar ediyorsa, o yanlışı devamından yanaysa, burada farklı şeyler aramak gerekir. İşte bu anlamda diyoruz kendi gerçekliğinden uzaklaşmış Aleviler. Çünkü bilimden uzaklaşmış. O nedenle İşte hiç gerçekte var olmayan, olması da mümkün olmayan şeyleri kendisinin kutsalları olarak görüyor. Şimdi böyle de olunca zaten bu bilinçli olarak buraya yönlendirilmiş. Bilinçli olarak yani bir devlet aklı var, oraya yönlendiriliyor. Çünkü o kendisi için huzursuzluk kaynağı. İnsanlar öyle düşünürlerse kendisinin toplumu idare etmesi biraz zorlaşacak. Ya şimdi onun için yani geçmişte de söylenmiş bazı sözler var, işte insanlar yani ne kadar okuma yazma durumundan mahrum kalırlar, bu anlamda geri olurlarsa o insanları, o toplumu yönetmek o kadar daha kolaylaşır.
E şimdi bilimle gidilen zaten en büyük değer de odur, bilimdir. Bilimsel olarak bu dünyanın gerçeklerini, kanunlarını çözmüş olan toplumlar bugün en ileri seviyede yaşayan kendi insanlarına yaşam standartları anlamda en üst seviyede yaşam sunabilen ülkeler olmuşlar. Ha, bunun kendi içinde çelişkileri yok mu? Var, kendi içinde çelişkileri de var. Mesela benim en çok kaygı duyduğum şeylerden biri o insan merkezci düşünce daha ne kadar geçerli olacak? Daha bu doğruluğunu ne kadar sürdürecek? İnsan bu evriminin ortaya çıkardığı en gelişik canlı olma özelliğini daha ne kadar koruyacak? Bu benim açımdan çok önemli bir soru olarak gündeme geliyor. Yani şimdi bilimsel olarak insanların ortaya çıkardığı gelişmeler sınıfsal olarak bazı kesimin elinde olduğunda ve kar amacına yönelik olarak kullanıldığında sizin bütün insanların gördüğü gibi bir tarafta böyle çöplerden toplayan insanlar, bir tarafta da trilyarlara hükmeden insanlar olacak. Ve bunlar hala bu sistemi çok daha ileri boyutta devam ettirmeye çalışacaklar. İşte düşünebiliyor musunuz? Sırf şöyle bir örnek verecek olursak, ABD'nin elinde bu adına dünya dediğimiz bu planeti 100 defa yok edecek nükleer silahlar var. Bir o kadar Rusya'da var, bir o kadar Fransa'da var, var da var. E ne diye var bunlar? Yani şimdi insan aklı sonuçta ne olur ne olmaz, biri bir düğmeye bakısar, bir bilmem ne olursa insanlık ya da bu evrimin ortaya çıkardığı en gelişik beyin insan varlığını sürdürmeye devam edebilecek mi? O mu kalacak bu planette? Mesela biri çıkıp şey diyebilir ya, işte radyasyonlara dayanıklı çok daha farklı canlılar kalacak. O şartlara uyum sağlayan canlılarla varlığını sürdürebilir. Yani bu anlamda baktığımda her bireyin bilime ihtiyacı var. Her bireyin kutsalı bilim olmalıdır diyorum. Bu birazcık o sorunun cevabı oldu mu? Bir şekilde oldu. Ben ikinci kısım, sorunun ikinci kısmı da var ama birinci kısmı oldu Pirim. Ben şimdi bir de buna bilimsel cevap isteyeceğim. Yani sen sonuçta bilimle ilgilenen bir Alevi Pirisin. Buna yönelik sen konuştun. Şimdi ben de bir bilim insanına şu soruyu sormak istiyorum. Yerin 7 kat üstünde ne var? Bir de yani 7 kat var mı? Bunu bilimsel olarak da bir dinleyebilir miyiz? Bu 7 kat nedir? Üstünde ne vardır? Biraz bizi bilgilendirebilir mi? Hadi Sadık İmanım. kısa bir cevap olacak. Hayır. Yani 7 kat atmosferin katmanları var. Evet. İşte troposfer, tropopoz, mezosfer, eksosfer, iyonosfer diye gider. Ama helosfer var. Helosfer de var. 6 milyar kilometre ötede. Ama işte evet, yani atmosferin katmanları var. Bu sorunun kısa cevabı bu. Yani insanların bilmiyorum, şöyle mi algılanıyor? Yani öte bir yer mi düşünülüyor? Yani dünyanın üzerinde başka bir alemler mi düşünülüyor? Ya da o şekilde mi algılanıyor bilemeyeceğim ama bir fizikçi olarak, astrofizikçi olarak evet planetin katmanları var ama bunların işte sıcaklık dereceleri var, basınç farklılıkları var. İşte sıcaklık artıyor yükseldikçe, basınç düşüyor. Radyasyon çoğalıyor ve uzay boşluğuna kadar gidiyor. Uzay boşluğunda da güneşten gelen işte ışıklar var, elektromanyetik dalgalar var. Yani öyle bir soru sordun ki Haydarcan, ne diyeyim şimdi? Yani 7 katman, 7 mi bilmiyorum, sayabiliriz. Şu an ezberim de yok ama 7 de olabilir, 8 de olabilir, 5 herhalde. Şimdi aslında önemi yok. Şimdi 7 kat göğün çıkıldığı iddia ediliyor Sema bildiğinde.
ve orada başka şeylerle görüşüldüğü falan iddia ediyor. Bilimsel olarak böyle bir şey mümkün mü? Yani birim söyledi, yani bir Burak diye bir at olamaz, ona binemezsin. Yani bir hayvan olamaz, ona binemezsin, yedi kat gidemezsin. Yani uzaya bir insan bugünkü koşullar olmadan, yani böyle uzay atmosferinde kalabilecek korumalar olmadan çıkabilmesi bir kere bilimsel olarak mümkün mü? İkincisi de yani hayır, değil. Gökyüzünde, yani gökyüzünden sonraki bölümde ne var? Yani onu bilimsel olarak senden duymak isterim sadece. Yani şeyin bir önemi yoktur. Çünkü bilim bir şekilde az önce Prim'in anlattığı gibi bana göre de bazı şeyleri çürütmüş. Bunu senden net olarak duymak istedim. Yani işin gerçek yeri bu. Soruların içinde de vardı bu. Yani evet, Prim geçen sohbette de çok güzel anlatmış. Yani bir insanın atmosferin işte belirli bir katmanından sonra korumasız bir şekilde durabilmesi imkansız. Yani insan patlar basınç farklılıklarından dolayı, bir el bombası gibi patlarsın. Yani böyle işte ancak uzay elbiseleriyle ya da işte oksijen sağlanarak, iç basınç sağlanarak uzaya çıkılabilir sadece. Yani bunu görüyoruz. İşte bu şekilde cevaplamak isterim. Yoksa şimdi uzayda ne var? Yani uzaya çıkıldığında bir şey yok. Uzay boşluğunda planeti görüyorsun, görebilirsin. İşte canlılarımız ilgileri çekerse videolar, YouTube videolardan da görebilirler. Birkaç sene önce Felix Baumgartner 30 kilometre, 40 kilometre yükseklikten atlamıştı. Tabii giysileriyle birlikte, işte korunmalı bir şekilde. Ben bunu derslerimde de çok gösteririm. Bunu analiz de ederiz. Video analizi de yaparız. Ama YouTube'dan girip bakabilirler. İşte dünyanın 40 kilometre yükseklikteki görüntülerini, videosunu izleyebilirler. Felix Baumgartner olarak yazabilirler. Bu kadar Haydercan. Yani, teşekkür ederim. Yani sonuçta aslında başladım. Çok şey söylediniz. Bu soruları otomatikman cevaplamış oldunuz. Ama ben yine de bir taraftan filmin sorularıyla beraber onu da bütünlemek istedim. Hiçbir şekilde. Çünkü sonuçta bir bilim insanısınız. Bu konularda bilgileriniz var. Bir de teyit etmek istedik. Yani aklımızda hemen hemen cevaplayabilse de bazen bazı hurafeler, az önce filmin de söylediği gibi inanabiliyoruz. Şimdi Haydercan, şimdi Prim konuşurken ben burada birkaç not ettim. Gerçekten yani şimdi burada benim yorumum olacak ama insanlar da doğaldır. İnsanların bir arayış içinde olmaları doğaldır. İnsanların kendilerinden daha büyük bir varlığa ya da işte kendilerinden daha cazibeli, işte daha böyle ağızları açık dinleyebilecekleri hikayelere insanların belki ihtiyacı olabilir. İnsanlar belki bir takım olaylara şaşırmalarını isterler. Ya işte vay be, o kadar mı? Yani gerçekten böyle bir şey olabilir mi? O insanlarda belki işte insanlarda böyle bir his olabilir. Kendimizden daha büyük, açıklanamayan, devasa işte bir nesne ya da bir varlığa inanma hislerinin ben çoğu insanlarda görüyorum. Burada bilim insanlarına, özellikle astrofizikçilere çok önemli bir görev düşüyor. Aslında bu tabii ben de bilmiyorum, yani ben de nerede gelişti, küçük yaşlarda gelişti ama evrende o kadar şaşırtıcı, o kadar vay be, o kadar böyle olağanüstü, o kadar astronomik, o kadar devasa olaylar oluyor ki bu olaylar karşısında şaşırmamak elde değil. Bir süpernovanın saçtığı enerjiyi görünce onun ne kadar devasa, büyüklükte bir olay olduğuna şaşırmamak elde değil. Mesela hipernova. Mesela hipernovalar var ya da işte gökyüzünü izlerken işte gök taşlarının dünyaya, işte atmosfere çarpma hızı, işte saniyede on binlerce kilometre, saniyede, yani onların o koşullarda gezegenlerin oluşumu çok devasa bombardımanlar altında, işte 4,5-5,5 milyar yıl önce ya da 10 milyar, işte galaksilerin oluşumundan tut da
Mesela güneşin saçtığı, her saniye saçtığı enerji miktarları. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. İnsanları bu konularda evrenin ne kadar mucizevi değil de ne kadar böyle olağanüstü, ne kadar etkileyici bir varlığın olduğunu anlatmak gerekiyor bence. Masallara değil de masallardan çok daha büyük masallar var evrende. Perin, bilmem katılır mısın yani? Ya katılmama mümkün mü? Elbette yani şeyden söz ettin. Saniyede güneşin yaydığı yani hidrojenin helyuma dönüşün miktarı 564 milyon ton saniyede. 564 milyon ton hidrojen 560 milyon ton helyuma dönüşüyor. Evet. Peki diyeceksin ki sen hemen 4 milyon tonu ne oldu? Bunun. İşte enerji olarak boş uzaya dağıldı. Yani zaten evrenin antropisini belirleyen şey de bu. Hani termodinamiğin ikinci kanunu diyebiliriz. Evet. Ya insan, pardon sözünü kestim Prim. İnsanlarımız, canlarımızın işte gerçekten bu konularla ilgilenmesini ben çok isterim. En azından şunu yapsın canlarımız. Sorgulamayı bilmek gerekiyor. Her şeye inanmayıp da sorgulayıp işte bunun arka planını araştırmak gerekiyor. Şimdi Prim mesela çok güzel anlatmış geçen hafta, geçen sohbette, her defasında da çok güzel anlatıyor zaten. Voyager uydularının en yakın yıldıza işte kaç bin, kaç yüz bin yılda ulaşacaklarını söylerken, bahsederken en azından ben şey dedim kendi kendime, insanlar bunu neden sorusunu hep sorsunlar. Neden? Yani bunu Prim nasıl, nereden, nasıl bulmuş da işte 10 bin yıl sürecek diyebilmiş. Bunun bir hesabı olmadı. Bunun bir herkesin yapabileceği işte telefonlarında hesap makinesiyle ya da internette ufak kısa bir araştırmayla Voyager'ın hızını hesaplayarak, işte en yakın yıldızın mesafesini hesaplayarak pratik bilim de diyebiliriz buna. Yani insanların güncel hayatında her duyduğu olaya, her duyduğu öğretiye bir soru işareti koyup bunu Prim nereden buldu? Bunu Prim nereden hesapladı? Ya da bu nasıl hesaplanabilir? Tabii yani insanların şimdi tabii derin sorular da var. İşte Big Bang'den önce ne vardı gibi ya da Big Bang'in koşulları tabii ki insanlarımız, canlarımız bunu oturup da günlük hayatlarında hesaplayabilecek durumda değiller ama yine de bu neden ve bunu nasıl biliyoruz? Prim'in ya da herhangi bir canımızın söylediği bu olayı biz nereden biliyoruz? Güneş'in saniyede 400 milyar ton helyumu, hidrojeni helyuma dönüştürdüğünü nereden biliyoruz? Nasıl biliyoruz? Nasıl ölçtük? Bu sorular çok önemli. Neden? Neden? Yani nasıl? Konuyu dağıttım belki biraz ama. Yok yok. Aksine yani bununla çünkü ben başka bir soruya geçmek istiyorum da. Çünkü yani soruların içinde de var. Bunu merak ediyorlar. Soru olarak yöneltmişler. Örneğin diyorlar deminki sorunun aslında devamında da vardı. İşte bir abidin şey sormuştu. Demişti yani İslami kuşatma altında peki bunu nasıl başaracak demişti. Peşinden de bir soru Kasım Metin doğrudan gelmişti. Peki nasıl demiş arınacak Alevilik bu rafelerden nasıl korunacak ve geçmiş tarihimiz arındırılmış kayıt ve yazılı dökümlere nasıl düzenleyip çocuklara bizlere anlatacak demiş. Aslında bir nevi sen de ısrarla zaten onu söyledin. Yani buna yönelmek gerekiyor. Bunu anlayabilmek gerekiyor. Çünkü bu ihtiyacın ürün gibi demeye çalıştın. Bu konuda yani bizim bunlara da aslında cevaplar üretebilmemiz lazım. Kesinlikle heyecanlıyız. Bunları yapmamız lazım. Prim de bu konuda net. Biz hatta istiyoruz da cemevleri gerçekten bilim yuvaları olabilsin. Bilimle ilgilenebilsin. Pirlerimiz bilimle ilgilenebilsin. Oradaki insanlarımız çünkü yani evreni sorgulayabilmeleri kavrayabilmemiz gerekiyor. Her şey birbiriyle bağlantılı. Bunları görebilmemiz gerekiyor gerçekten. Yani yoksa hem bilimden gidilmeyen yolu sol karanlık diyeceğiz hem de hurafelerle hala yaşamaya kalkacaksak bunların gerisinde kalırız yani. Yani bu açıdan bunlara da çözüm bulmak lazım ve senin konuşman için de soruları ister istemez biraz cevap var. Ben şimdi
firma bırakmak istiyorum. Bu konuda kendisi ne demek istiyor senin söylediklerin üzerine? Şimdi o söylediklerine ilişkinden bazı gerçekten çok önemli şeyler, bazı rakamlar vereyim. Yani çok basit. Şimdi o Voyager 1 dediğimiz araç 5 Eylül 1977'de fırlatıldı. Bu 5. gezegen Satürn'den sonra onun etrafında da bir hızlandırılarak bir yörüngeye oturtulup hızlandırılıp ve ondan sonra Alfa Centauri'ye doğru yönlendirilmiş. Yani aradan 40 yıl geçmiş. Hızı ne kadar? Hızı da açık biliniyor. Bak 40 yıl önce yollanmış. Hızı 62.136 kilometre saatte. Yani dünyanın çevresini bir saatte aşağı yukarı 1,5 defa dolanacak hızla gidiyor. Bir başka deyişle bir tabancadan çıkan kurşundan onun hızından 20 defa daha hızlı gidiyor. Nereye doğru gidiyor demiştik? Alfa Centauri'ye doğru gidiyor. Peki Alfa Centauri dediğimiz yıldızın ışığı bize ne kadar yılda geliyor? Alfa Centauri dediğimiz yıldızın ışığı bize 4.2 yılda geliyor. Işık saatte 1 milyar 80 milyon kilometre hızla gidiyor. 1 milyar 80 milyon kilometre hızla gidiyor. Yani saniyede 299.792,5 kilometre hızla gidiyor. Şimdi 40 trilyon kilometrelik yolu ne kadar zamanda alır? Geçen gün de baktım. Bir yerde diyor ki yazıyor 73.770 yılda oraya var. Hatta Alfa Centauri'ye değil, ona bağlı hareket eden gezegenlere kadar ulaşır. Daha da gitmesi lazım. Yani 73.000 yıl gibi ya da 74.000 yıl gibi bir zaman gerekiyor ki oraya gidebilsin. Şimdi nerede bu Voyager 1? 40 yıldır gidiyor, demin söylediğim hızla gidiyor. Aşağı yukarı 22 milyar kilometre yol almış. Yani Sadık canımızın demin söylediği o helosfer dediğimiz yer, güneş ışınlarının ulaşabildiği kadar yer. Ondan öteye gitmiyor güneş ışınları. Karanlık. Zifiri karanlık diyebileceğimiz yer. Güneş ışınları ancak oraya kadar ulaşabiliyor. Yani Plüton dediğimiz eskiden gezegendi, şimdi gezegen olmaktan çıkarttılar. Onu biraz geçiyor. Çünkü onunla bizim aramızdaki uzaklık 6 milyar kilometre falan. Şimdi helosfere de geçmiş, gidiyor. Yani buradan mesela 22 saatte gidiyor güneşin ışını oraya, ki ulaşmıyor oraya. Güneşin ışınlarının ulaşabileceği noktayı geçti orası. Ama bizim öyle bir şey olsaydı, ışıkla yollasaydık bazı bilgileri, ışık hızına yakın hızla giderler, işte burada göndereceğimiz radyo dalgaları, oraya ne kadar zamanda gider? Yani 22 saatte gider. Yani düşün, 22 saatte ulaşabilecek noktada. Ama onun en yakın yıldız dediğimiz Alfa Centauri'ye ulaşması aşağı yukarı 74.000 yıl gerektiriyor. En yakın, en yakın diyorum. Yani altını çiziyorum. Şimdi böylesi bir şey, çünkü yani güneş Çin ışığı, ışık dediğimiz şeyin hızı daha doğrusu aşağı yukarı 9,5 trilyon kilometre yılda. Yılda 9,5 trilyon kilometre yol alıyor. Yani bunu her insan, ya demin de söylediğimiz gibi insanların, Sadık canımızla özellikle altını çizerek belirtti, insanların bilgiye ulaşması şimdi çok basit. Dedi cep telefonları var, işte arar bulurlar, hemen girerler, hemen bugün yani şu dakikada öğrenebilirler. Şu dakikada derken şimdi benim zamanımla Sadık canımızın zamanı aynı değil. Şimdi dediğim zamanla Sadık canımızın şimdi dediği zaman arasında ölçemiyor bile olsa farklılıklar var. Çünkü ışığın bir hızından söz ettik. Yani onunla benim aramda
şey olsaydı, böyle ses ulaştırabilme gücüm olsaydı, ben bağırdığımda en az 10 dakika beklemesi lazımdı benim sesinin ona ulaşabilmesi. Aramızda o kadar da çok fark yok prim. Nanosaniye bir saniyelik bir ışık hızı mesafesi var aramızda. Ses olarak söyledim, 340 metre sesim hızından söz edeyim. Anladım. Neyse, yani bunlar söylenebilir burada. Yani evren dediğimiz zaman anlaşılması gereken şu basit bir şey olarak geçmesin. Şimdi Vatikan'ın da kabul ettiği, Einstein'ın da öz eleştiri yaptığı, evrenin genişlemekte olduğu teori olmaktan çıktı, ispatlandı, yani gerçekten genişliyor. Ve çok açık bir biçimde en uzaktaki galaksiler daha büyük hızlarla uzaklaşıyorlar bizden. Yakındakiler o kadar hızlı değil. Yakına geldikçe onların hızı azalıyor. En uzaktakiler işte kütle çekim gücünün etkisinin azalması nedeniyledir belki. Çok daha büyük hızlarla kırmızıya kayıyorlar. Yani şimdi bizim o aşağı yukarı 14 milyar yıl ötede tespit ettiğimiz galaksiler 20, yani düşünün şimdi neredeler diye bir soru gelse, yani 14 milyar yıl daha ötelere gittiler aslında. Bizim şimdimiz yok. Şimdi dediğimiz zaman onun başka bir zaman. Gözlem Perim, gözlemlenebilir evren dediğimiz işte 13.7 milyar yıl büyüklükte olan bir evrenden bahsediyoruz. Bu sadece gözlemlenebilir. Yani ışığın evrenin varoluşundan şimdiye kadarki kat edebileceği maksimum mesafedir bu. Evet. Ama evren genişledikçe tabii bu galaksiler, bu evren daha da genişledi. Yani bunun cevabını bulmak çok çok zor. Einstein'ın genel izafiyet teorisini kullanmak gerekiyor. 80 milyar ışık yılı genişliğinde evrenden bahsedilebilir mesela. 95 milyar 90, olarak ben bilirim. 95 milyar. Bu rakamlar evet, kullandığın modellere göre oynar. Evrendeki içeriğine göre değişir ama biraz önce bunu anlatmaya çalıştım. Bilmiyorum, ben tabii prim kadar anlatamıyorum ama gerçekten muazzam. Beni çok etkileyen olaylardan birisi, benim üniversitede tez konularımdan birisiydi. Biraz önce güneşten bahsettik prim. Yani güneşin her saniyede bu 564 milyon, evet. 564. Nükleer enerjiye dönüştürdüğü enerjiyi şimdi süpernovalarda şöyle bir gerçeklik var. Güneşin 10 milyar yılda yaydığı, saçtığı enerjinin tümünü süpernovada bir saniyede yayılıyor. Evet. Yani güneş süpernovalar çok daha büyük. Daha büyük, evet. Yani bunu tekrar düşünmek lazım, tekrarlamak lazım. Olağanüstü bir şey. Yani güneşin 10 milyar yılda saçtığı, yaydığı enerjinin toplamını o yıldız ölüm esnasında patlarken bir saniye içinde evrenin boşluğuna saçıyor ve biz onu ölçebiliyoruz. Muazzam bir şey. Bence muazzam bir şey. Bence, ama sizce de bilmiyorum. Onu dinleyenlere, seyircilere bırakıyorum. Çok güzel hikayeler var evrende. Keşfedilmeyi bekleyen, bizlerin üzerinde çalışması gerektiğini, işte bulmamız gerektiğini bekleyen çok büyük keşifler var. Ben şimdi aranıza girmek istemedim. O kadar güzel muhabbet ediyordunuz ki. şimdi Sadıkcan farkına varmadan gelen sorulara cevap veriyor biri. Yani işte yani öyle. Çünkü hani bilimle niye uğraşılması gerekiyor? Bilim niye ihtiyaç konusu? Ya da işte alevlerle bilim ya da insanlarla bilim ne işe yarayacak şeyinde sürekli dönüyor. Güzel gizemli hikayeler var. Sen de bunu böyle bir pilot olarak cevaplıyorsun ama Abidin ve bir iki soru ısrarla cevabını istiyor. Yani mesela bir tanesi, İslam kuşatılmışlığı altındaki Aleviliğin nasıl bunu başarabileceğini. Bir diğeri de, yani bu aslında benzer bir şekilde, o da diyor biz kendi kuşağımıza ve kendimize bunu nasıl aktarabileceğiz? Yani tekrar nasıl bilimsel bir ayağın üstüne dikebileceğiz? Aslında bir nevi cevap
ben kendi adıma, çünkü ben sadece burada bir moderatör değil, ben de sizinle bir sohbet içindeyim aslında da kendi fikrimi sürekli söylüyorum. Yani mesela diyoruz cemevleri bilim yuvaları olmalıdır ama bunlar yeterli mi? Yani başka ne söyleneni bilinir? Yani sizin gibi pirlere ne diyebiliriz? Derneklerimize ne diyebiliriz? Yani neler diyebiliriz? Yani her şeyden niye, önce yani, şuradan başlayabiliriz İmanım. Anlaştığımdan sonra. Her şeyden önce bu inanç önderi gibi bir deyim var Alevi'de. Bunun yürütücüsü durumunda gören, kendilerini bunun yürütücüsü durumunda gören ve Alevi toplumunda da kabul gören şimdilik ama şeyin değişmesi lazım. Şimdi siz mirası bugünkü devletler hukukuna göre, aile hukukuna göre bilmem ne vesaire vesaire çocuğunuza ya da çocuklarınıza bırakabilirsiniz. Yani vardır 10 bin euro paranız vardır. Dersiniz ki 5 bin eurosu kızıma, 15 bin eurosu oğluma diyebilir. Ya da kızıma hiçbir şey yok ki genellikle öyle olur. Oğluma dersiniz. Çünkü soyun devam ettiricisi olarak genellikle oğlanlar görülür. En büyük yanlışlardan biri de zaten bu. Yani kadınla erkek arasındaki tek fark işte o 23. kromozomun birisinde XX, birisinde XY olmasından başka bir şey değildir. Kaldı ki Alevi pirlere buna demişler işte ya bizde erkek dişi sorulmaz, dişi var. Yani felsefe hiçbir ayrım yapmıyor ama pratikteki Alevilik bu ayrımı yaparak ayırıyor. İşte miras, demin de söylediğim gibi mirasta bile mahrum bırakıyor. Her şeyden önce bu soya dayalı söz sahibi olma anlayışının yıkılması lazım Alevilerde. Neden yıkılması lazım? Yani bilgi aktarılabilir, taşınabilir, taşınmalıdır da. Ama şimdi bir şeyin Sadık Canımız söyledi işte bir eğitimini almış ya, bu astrofizik okumuş. Yani ben astrofizik konusunda soracağım soruları ona sorarım. Çünkü o onun eğitimini almış. Biliyorum. Şimdi bir bilene sormak lazım. Aa ben falancanın oğluyum, falancanın işte kızıyım, işte bu konuda ben konuşurum diye ortaya getirilen şeylerle bu alevlik yürümez. Yürümüyor artık. Geçmişte neydi? Aslında yani Alevilik köy ortamlarda feodal toplumun içinde yaşıyordu. Pir kalkıp işte taliplerine gidiyordu. Değişik şehirlere ve köylere giderek değişik yaşam koşullarını, üretim biçimlerini inceliyor, görüyor. Görüyor daha doğrusu. İnceleme şeyi olmasa bile alıp getirip köyünde anlatıyor vesaire vesaire. Böylesi bir informasyon özelliği de taşıyordu ama günümüz şartlarında bütün şeyler ortadan kalktı, böyle bir şey yok. Yani geçen programda da söylemiştim, benim 7 sülalem ordinarius profesör olsa bana gel şu anaokulunda çocuk kindergarten'da ya da işte şöyle öğretmenlik yap demezler. Bunu bilmem lazım. Yani bilen insanların bu topluma yol göstermesi lazım. Demesi lazım. Bak bilimi temel alması lazım. Tek kutsalım var bilimdir demek. Ha falancanın soy sapru bilmem neyle gitmez. Şimdi ya şimdi kadınla erkek arasındaki demin de söylediğim gibi fark nedir ki ya? O da 46 kromozomdan meydana geliyor. O da 46 kromozomdan meydana geliyor. O da tek bir hücre olarak anasının rahmine yapışarak çoğalmaya başlıyor. O da öyle. Aradaki fark ne? Hiçbir farkı yok. O halde ama bilgi o tek hücrenin içerisinde kendini yeniden üretme bilgisi var. Yani ikiye tek kendini yeniden yaparak ikiye bölünme, dörde bölünme vesaire gibi bilgiler var. Onun ötesinde yani bu doğanın kanunlarına ilişkin bilgiler yok. Doğmuş bir çocuk, yeni doğmuş bir çocuğa siz o bilgilerle doğmuyor ki. Kaldı ki kendi babasının sahip olduğu bilgiler direkt ona geçmiş olsa bile kendisi çağından çok daha geri bir şartlarda yaşıyor olacak eğer ona uyarsa. Bir şair diyor ki ben babamdan ileri doğacak çocuk
çocuğumdan geriyim. Bu anlamda da evrimi anlatan bir deyiştir bu. Bu söylemdir ki öyledir. Öyle devam edip giden bir silsile izler. Ya düşünün, şöylesi bir şeyden yola çıkıp söyleyelim. İşte demin Sadık canımız da anlattı. Bundan 100 yıl önce yaşamış biri ya da 500 yıl önce yaşamış biri benden daha iyi düşünebilir mi? Çağ olarak benden daha ileri bir çağı yaşamış olabilir mi? Bu evrimi tamamen inkar etmek anlamına geldi. Ha o insanlar o zaman diyorlar ki işte bazı şeyleri tartıştığınız zaman getirip karşımıza dikiyorlar. Diyorlar ki ya sen o insanlardan daha mı çok şey biliyorsun? O insanlar hiçbir şey bilmeden mi söylemişler bunu? Evet. Bugünün şartlarını bilmeden söylediler. Bilemezlerdi bugünün şartlarını. Biz de geleceği bilemeyiz. Onun için Sadık canımız dedi ya şimdi bu bilim durağan değildir. Yani herhangi bir bilim adamı gelir ispatlar başka bir şey keşfeder, ispatlar. Biz onun ispatladığı şartlara inanmak zorunda kalırız. Hep böyle gelişerek, değişerek bilim devam edip gider. Bu, işte evrenin yasasıdır bu. Mutlak olan tek şey harekettir. Onun dışında hiçbir şey mutlak değildir. O halde her şey gelişiyor, değişiyor. İşte her şeyin gelişip değiştiği şartlarını her şeyden önce kafamıza sokacağız. Ve bunun gereklerini yerine getireceğiz. Yani Aleviler de böyle yapacaklar. Her önüne gelenlerine, gelene sen bu işi en iyi biliyorsun deyip bilmem onu kabul etmeyecekler. Sadıkcan'ın söylediği gibi sorgulayacaklar. Neden, niçin sorularını soracaklar. Yani sizin çok aslında anahtar bir kelimeniz vardı. Geçen ilk bölümde de söylemiştiniz. Demiştiniz ki pir talibini seçmez, talip pirini seçer demiştiniz. Evet. Bunu öyle bir kalıbın içine sokmuştunuz ki yani dediğiniz deki anahtar şu aslında, daha açmak gerekiyordu. Yani siz hiçbir zaman ya bu bir dernek yönetimi olabilir, bir seçim olabilir, bu bir işte pir olabilir, bir bilim insanı olabilir, bir görüş olabilir, fark etmiyor. Aslında dediğiniz onu siz seçeceksiniz. Evet. Onu sizi seçmesine izin vermeyin. Yani onu sorgulayın. Şey yapın. Bizde eskide nasıldı? Pirler, işte bu bizim pirimiz. Bu bir, yani biz onu seçmemişiz. O bizi seçmiş. Evet. Ama sen anahtar kelimeyi vermişsin. Yani yetişmiş olanı, seni doyurucu olanı ya da kendi istediğini kendin seçeceksin. Yanlışı veya doğrusu ama doğru olanı seçmeye çalışacaksın. Mesela şu anda ben bakıyorum yani izleyici sayımız belki çok yüksek değil. Biraz da tanıtımsız girdiğimiz için oluyor. Bunu bir dahaki sefere yapacağız. Ama ilgi çok güzel. Yani bazı şeyler, hatta şimdi bir tane soru olacak. Kasım Metin Doğru'nun direkt bilim insanımıza bir sorusu olacak. Ona geçeceğim ama önce şunu tamamlayayım. Tepkiler güzel. Yani ne diyorlar? Biz diyorlar nasıl bunu tekrar bu ayağa dikebileceğiz? Bu kuşatmalar nasıl çıkabileceğiz? Biz böyle şeyler dinlemek istiyoruz. Bir tanesi de çok güzel bir şey söylemiş. Birazdan onu da ismini geçerim. Böyle programlar yapması çok güzel diyor bir Alevi kanalı. Mesela önemsiyor. Çünkü gerçekleri duymak lazım. Ya da onu o şekilde tartışabilmek lazım ama en büyük şey seçicilikte bize düşüyor. Derneğimizde de, pirimizde de. Yani sadece pirimizi seçmek değil. Derneğimizi seçmek de, yolumuzu seçmek de biraz bize düşüyor. Sorgulamak da biraz bize düşüyor. Yani bilim de elimize tatlayıp gelip düşecek değil, pir de değil. Yani biz ona gideceğiz ve onu biz doğru seçebilmemiz de gerekiyor. Sorgulayarak gidebilmemiz gerekiyor. Şimdi soru şu, soruya geleyim. Hazır bilimle gidilmiş, bilimsel bir soru gelmiş. Merhaba demiş, evren genişliyorsa, süpernova patlarken kendini yok ediyorsa bir yandan da bir büyük patlama ile yeni evren oluşturuyor. Yani sonsuzluk nasıl gerçekleşiyor? Kasım Metin Doğru. Mesela böyle bir soru sormuş. Yani ne güzel bir sohbetin içine düşmüş olduk. Bu soruya cevap verebilir misin Sadıkcan? Soruyu tekrar alabilir miyim? Şimdi konuşmalardan çıkartmış. Genişliyorsa demiş evren. Süpernova patlarken kendini yok ediyorsa bir yandan da bir büyük patlama ile yeni evren oluşuyor durumda o zaman diyor. Yani yani diyor sonsuzluk mu asıl gerçek olan? Yani bu bir sonsuz devam mı olacak diyor yani. Anladım. Öncelikle süpernova şimdi yıldızların kütlesine göre farklı farklı evrelerden geçiyorlar. Bizim güneşimiz mesela 5 milyar yıl sonra ömrünü yakıtını bitirdikten sonra bir süpernovaya dönüşmeyecek. Çünkü buna kütlesi yeterli gelmiyor. Daha büyük yıldızlar süpernova olarak patlayabilirler, evet, ve daha da büyük yıldızlar, bundan işte güneşin 30-40 katı kütleye sahip olan yıldızlar milyar.
kara deliğe dönüşürler. Ama işte bu süpernova patlayınca geriye kalan kara deliğin öbür tarafını gözlemleme şansımız yok. Dolayısıyla bilemiyoruz. Yani bu konuda pek bir net bir cevap veremem. Yani bir süpernova patlayınca neye dönüşüyor? Öbür tarafta ne oluyor? O kara delikler nedir? Bunun gibi şimdi bizi izleyen canlar, bizi izleyen arkadaşlar akıllarına bir sürü sorular gelebilir ve ben bunların çoğunluğunu belki cevaplayamayabilirim. Cevaplayamam. Çünkü belli bir konudan sonra bilim dünyasını bile zorlayan sorular bunlar. Süpernovadan sonra işte ne oluyor? Sadece bildiğimiz kadarıyla çok büyük bir enerji yayılıyor bulunduğu galaksiye. Onu da sorunun içerisinde bu da var. Şimdi evrenin büyüklüğüyle süpernovanın büyüklüğünü karıştırmamak lazım. Süpernovalar evet devasa olaylar. Çok yoğun enerji saçan, yayan objeler ama evrenin büyüklüğünü göz önünde bulunduğumuzda bir hiç kadar küçük olaylar aslında. Yani evren o kadar büyük ki evrenin içinde 4 milyar galaksi var ve her galaksinin içinde 3 aşağı 5 yukarı 400 milyar yıldız var. Süpernovaların patlama dediğimiz olay yıldızların gerçekleştiği. Yani galaksinin içinde herhangi bir galaksinin içinde patlayan bir yıldız evreni uzaktan yakından etkilemez. Evrenin büyük kısmını sadece sadece bulunduğu galaksiyi etkiler. Onun dışında evet ama işte acaba sonsuza kadar bir döngü mü bu? Yani büyük patlamadan önce de mi acaba işte acaba sorulara başlıyoruz o zaman. Bilemiyoruz çünkü büyük patlamadan önce de biz işte bir süpernovanın kalıntıları mıyız ya da süpernovadan sonraki bir başka evre miyiz? Onu bilemiyoruz. Bunun cevabı yok bende. Bilimde yok şu an. Benim bildiğim kadarıyla. Bu konuda ben de bazı şeyler söyleyebilir miyim? Zaman varsa. Buyurun Prim. Daha var. Bir 15 dakika. Şimdi soru aslında biraz yanlış soru. Şöyle şey taşıyordu şimdi. Patlayıp yok olduğunda gibi bir şey kullanırız. Patladığında yok olmuyor. Süpernova patladığında yok olmuyor. Bu bir defa bu termodinamiğin birinci yasasına ait. Yani evrende hiçbir şey yoktan var olmaz. Var olan da yok olmaz ilkesine aykırı. O patlama sonucu büyük bir bölümü demin güneşten örnek verirken de söylemiştik. 564 milyon ton helyum, 560 milyon ton hidrojen helyuma dönüştüğünde 4 milyon tonu bunun ısı olarak evrene dağılır demiştim. Şimdi süpernovaların gerçekleşebilmesi için bizim güneşimizde milyonlarca defa daha büyük kütleli yıldızların kendi içerisinde çökerken patlaması anlamına geliyor. Patladığı zaman yok olmuyor. Enerjilerini yani Sadıkcan'ın da söylediği gibi 10 milyar yıldır evrene saçtığı bizim güneş gibi sadece bir tane de değil. Binlerce güneşin evrene yaydığı enerjinin misli fazlasını bir saniye içerisinde evrene yayması anlamına geliyor. Mesela Orion yıldızında takım daha doğrusu bulut susu içinde bulut su dediğimiz şeyler galaksilerde bir de bulut sular var. Yani işte böyle patlayan yıldızların tozları diyelim. Mesela Carina bulutu, Kartal bulutu, Orion bulutu. İşte bu mesela bir bulut dediğimiz şeyin boyu bizim 6000 ışık yılı uzunluğunda. Ne demek? Yani ışık bir ucundan bir ucuna 6000 yılda gidiyor. Ki her yıl demin de söylediğimiz gibi 9,5 trilyon kilometre yol alıyoruz. Böylesi büyük bir alan içerisinde patlayan bir süpernovayı gözlediler. O patladığı zaman onun tanecikleri, parçacıkları, o yaydığı ışık evrene saatte 120 milyon kilometre hızla yayılıyor. Yani gama ışını patlamaları da deniyor buna ki bunlar yakınımızda olsalardı mesela bizim bizde hiçbir canlının yaşayabilme şartları kalmazdı, ortadan kalkardı.
çok uzakta oldukları için bizi etkilemiyorlar. Mesela bir tanesi 7500 ışık yılı uzaktaydı bizden. Kaplayan. Bunlar gözlenen şeyler. Hubble teleskopuyla falan filan gözlendi bunlar. Demin de söylediğimiz gibi yok olmuyorlar. Ama bu kara delikler çok daha farklı bir özelliğe sahipler. Çok daha farklı kitleri yıldızlar kendi içlerinde çökmeye başladıklarında, mesela bu süpernova, işte mesela diyelim ki nötron yıldızlar. Nötron yıldızları konusunda, yani düşünün ki nötronlarına kadar bir madde, işte neden meydana, hangi atomlardan, atom dediğim şey neden meydana geliyordu? Geçen sefer de açıklamaya çalışmıştık aslında. Sadık canımız da söyleyebilir. Bir atomu en büyük, yani onu meydana getiren boşluk. Yani atomun çekirdeği atomun kendisinden 100.000 defa daha küçük. Yani bu anlamda baktığınızda bir atomun çekirdeğini bir elma gibi çizeceksek eğer, onun elektronunu 10 kilometre ileride bir nokta gibi çizmemiz lazım. Mesela bir hidrojen atom. Demek ki bu boşluktan meydana geliyor. Yani biz aslında bir insana baktığımız zaman aslında gördüğümüz şey boşluktur. Yani böyle de söylemek gerek. Biz yıldız tozuyuz. Yıldız tozundan meydana geliyor. Yani ama elektronlarına kadar çökmüş ki elektron yıldızları deniyor onlara. Bir yıldızı düşünün. Madde olarak elektronlarına kadar çökmüş yıldız. Bembeyaz görünür. Nötron yani, yıldızı diyoruz. Evet. Ya tabii nötron yıldızlarından söz ediyorum. Pardon. Elektron derken şey yaptım. Nötronlarına kadar çökmüş yıldızlardan söz ediyoruz. Mesela bize sorsam desem ki ya işte siz madde olarak, en ağır madde olarak neyi biliyorsunuz? İşte birisi kalkar der ki işte kurşun, birisi der demirdir, işte birisi der işte altındır ya da işte uranyumdur vesaire vesaire. Oysa nötronlarına kadar çokmuş bir yıldız ağırlığını gözümüzde canlandırmak için mesela onun bir çay kaşığı miktarının 1 milyon ton geldiğini söylesem hepiniz yani dünya şartlarında biraz abartılı bulursunuz belki ama öyle hesaplanıyor. İşte bu kara delikler dediğimiz şeyler çok daha içe çökmüş olan yıldızlar olduğu için ondan ışık da kaçamıyor. Yani saniyede 299.792,5 kilometre hızla giden ışık bile ondan kaçamıyor. Yani o kadar büyük bir çekim gücü var. Çevresindeki yıldızlardan biliyoruz onu. Çevresinde dönerken yutuluyorlar. Onun olay ufku dediğimiz yerine geldiğinde orada kayboluyorlar. Onun içinde artık görünmez hale geliyor. Işığın da kaçamayacağı kadar büyük çekimin olduğu yerlerdir oralar. Onları oluşturan ölçüde büyük kütleler de var evrende. Bizim mesela galaksimizin merkezinde böylesi bir büyük kütleli bir kara deliğin olduğu şimdi şey yapılabiliyor, gözlemlenebiliyor. Bu yakında gönderilecekti. James Webb teleskopu gönderilemedi. Bazı aksaklıklar oldu ama sanırım bu 2020 yılında ya da 22'ye de sarkabilir diyorlar. Öyle bir teleskop gönderilecek. Yer kürenin işte 1.400.000 kilometre yukarısında, 600.000 kilometre yukarısında bir yörüngeye oturtulacak. Onunla çok daha farklı şeyler gözleyebilecek insanoğlu. Çok daha farklı şeyler öğrenebilecek. İşte demin sadıklarımızın söylemek istediği şey gibi hani gözlenebilir evren deyimini kullanmış. Belki onunla çok daha farklı şeyler gözleyebileceğiz insanoğlu. İşte bakıp göreceğiz. O da dedi ya işte sınayacağız insan olur. Daha 64 yılında işte Petherick bir teori atmıştı ortaya. İşte ilk parçacığı, hani o tanrı parçacığı falan filan deniyordu ya. Dünyanın en büyük makinasını yaptı insanoğlu. Orada da o deneyler sonucu gördü. Gerçekten öyle bir parçacık da var. Yani deneyerek öğreniyor. Ondan sonra da o teori olmaktan çıkıyor. Bir gerçeklik haline geliyor. Yani bu konuda bunları yönetmek istedim. Belki böyle aradan uygun olmadı belki bilmiyorum ama
Ya yoldaşlar sohbet ediyoruz yani sonuçta bilmemiz gereken yerde gidip çıkacağız. Tam da sıkıntı yaşamıyorum. Sadık Can sana bir şey ekleyecek. İşte ya eklemek istediğim kendimi sadece tekrarlamış gibi oluyorum ama primin anlattığı gibi işte bir nötron yıldızın çay kaşığının 100 milyar ton ağırlığında olabileceğini canlarımız buna soru sorsunlar. Bunu sorgulasınlar, inanmasınlar belki. Böyle yaklaşsınlar ama işte biraz önce de dediğim gibi bunu hesaplayabilirler. Çok da zor bir hesap değil aslında. Yani kütlesini hacmine böldüğün zaman hakikaten öz ağırlığı bir çekirdeğin 100 milyar ton olduğunu. Ya bu gibi işte benim anlatmaya çalıştığım bu gibi sorularda bütün sorularda bu neden ve prim bunu nereden biliyor, nasıl biliyor sorusunu mutlaka sorsunlar. Ayrıca ufak bir ekleme yapayım. Prim yıldızların milyarlarca kat güneşten fazla kütlelerine sahip olmaları gerekmiyor. Hakikaten 30 ya da 40, 50 bugüne kadar keşfettiğimiz benim bildiğim kadarıyla en büyük yıldız diye gözlemlediğimiz güneşten en fazla 100 kat ağırlığa sahip. 100, hadi diyelim 200 kat kütleye sahip. Milyarlarca değil ama bu tabii rakamlarla oynayabiliriz. Tam o kadar da net bilemiyoruz yıldızların kütlelerini tabii ki. Çok biraz önce kullandığın bir terim daha vardı. Onu da ben söylemeden geçemeyeceğim. Astrofizikle ilgilenen arkadaşlar bunu mutlaka bilirler. Biraz önce de bahsettik işte mutlak doğru, mutlak hakikat, işte gerçeklik ne? Bizim bildiğimiz kadarıyla şu anki Einstein'ın izafiyet teorisinin bize açıkladığı kadarıyla bir gerçek var. Görece olmayan, işte koşullara, harekete göre değişmeyen bir gerçek var. O da ışığın hızının sabit olması. Işığın hızı görece değil prim Haydarcan. Evet. Işığın hızı sabittir. Yani astrofizikçiler bunu çok güzel anlatırlar. Espri olarak anlatırlar. İşte her şey görecedir, her şey izafiyet teorisidir, her şey değişir. Ama değişmeyen tek şey vardır. Onu da eklerler hemen. Işık hızının mutlaklığıdır derler. Onu da burada belirtmiş olayım yani. Zaten hızlı hareket demektir. Yani mutlak olan odur. Anlatılmaya çalışan da odur. Evet, o deyimin de çok doğru ve yerinde. İşte mutlak olan hareket dedik. Evet, yani evren sürekli hareket içinde. Dünya güneşin etrafında dönerken güneş de galaksinin... Saniyede 30 kilometre hızla değil mi? Aynen öyle. İşte dünya güneşin etrafında saniyede 30 kilometre dönerken, hareket ederken güneş de aynı zamanda galaksinin merkezinde... saniyede 220 kilometre ile hareket ediyor ve galaksi de bulunduğu galaksi kütlesinin işte bu lokal galaksinin işte Andromeda galaksisi gibi lokal hop diyoruz buna. Onun içinde de etrafında sürekli döngü halinde. Yani bu bizim işte deyişlerimizde de geçer. İşte bütün evren semah döner deriz mesela. Evet. Ben bunu buna gönderiyorum. Yani bütün evrenin semah dönüşü bundandır aslında. Yer çekiminin merkez kuvvet çekiminin yarattığı bir oluşumdur dönmek. Bir değiş dinlemeyecek miyiz senden Sadık Can? Zamanımız şimdi onu söyleyeceğim. Yani şimdi normalde 1,5 saatlik süreyi doldurduk. Yani bir programda hiçbir şey bitirme şansımız yok ama şu an geçen sefer eksiktik. Bu sefer bilim insanımızı da dahil ettik primizin yanına. Bir şekilde bütünledik. Bu ikinci bir merhaba olmuş olacak. Bir sonrakinde ise daha da genişleteceğiz ve öyle devam edeceğiz. Yani bu programın işi olamaz. Tek başına başlatıp bitirip bütün şeyleri cevaplayabilme şansı yok. Yani o açıdan isterseniz burada bu şekilde bitirip Sadık Can'dan bir nefes alabiliriz. Ya da siz istiyorsanız biraz daha sürdürebiliriz. Size bağlı. Sizin şu anda isteğinize. Ya Sadık Can'ımızın görünümü böyle giderek böyle değişiyor. Daha çok yakışıklı oluyor falan filan. Ne yiyor, ne içiyor, hangi baharatları kullanıyor. Onu öğrenmek isterdim ben yani. Onu da bir söyleyeyim burada. Belki evrenin bazı sırlarını çözmüştür. Yoldaşım. Yani,
Enerji içip su tüketiyorum pirim. Enerji başka bir şey değil. O zaman şöyle yapalım, isterseniz bu programı burada bitirelim. Çünkü devamını getireceğiz. Bu sefer daha komplike tanıtımını da yaparak geleceğiz. Çünkü bilgilerin farkındayız. İyi oluyor. Zaten Erkan Bülbül de bu sefer demiş, Sadık Yoldaş çalsın demiş. Dinlemek de istiyor, başkaları da istiyor. O zaman senden bir nefes alarak kapatalım. Olur. Şimdi aslında olur. Bütün evren Semah Döner diyelim ya o zaman. Adı geçmişken diyelim mi? Pelin. Olur, ne olur? Pelin, son sözlerini alalım. Sadık Yoldaş çünkü çalacak ve kapatacak. Bob Mayer diyor ki sakın vazgeçme. Eğer sen vazgeçersen hak etmeyen biri kazanır. Gelir kazanır. Bob Mayer. Bilmiyorum anlatabildim mi? Anlatabildim. Tekrarlar mısın Pirin? Ben duyamadım herhalde. Bob Mayer. Sakın vazgeçme. Eğer sen geçersen hak etmeyen biri gelir kazanır diyor. Evet. Yani bilimle uğraşmazsan, onu da demiştim. Aynen. İlk başta demiştim. Bilimle uğraşmazsan birisi gelir, senin yapacağın bilimi birisi yapar yani. Yapar. Evet. Yani halleder. Evet. Haydarcan, tamam. Şey isteyeceğim senden, kulaklığını çıkartmanı isteyeceğim. Çünkü kulaklıkta büyük ihtimalle ses bilimiz çok zor olacak sazda sesini. Kulaklığı çıkart istersen. Öyle bir deneyelim. Ses var mı? Öyle bir ses geliyor. Var. Gayet iyi geliyor. Biraz daha uzak kalabilir miyiz şeyden? Çünkü acayip bir saz patlaması oluyor. Geçen de o sıkıntı yaşandı. Var mı ses Haydarcan? Geliyor güzel geliyor. Yani. Ama sen bağlamaya niyaz olmadın imanım ya. Ona bir niyaz olacaktın. Ya. Bütün evren semahtır, aşkından güneşler yanar. Bütün evren semahtır, aşkından güneşler yanar. Aslına ermektir güneş. Beş vakitle alınmayı aslına ermektir ne? Beş vakitle alınmayı. Canan bizim canımızdır, ten bizim tenimizdir. Canan bizim canımızdır, ten bizim tenimizdir. Sevgi bizim dilimizdir. Başka dine inanmayın.
Sevgi bizim dilimizin başka dine inanmayın. Hüdayım, hüdamız var, dost elinden bademiz var. Hüdayım, hüdamız var, dost elinden bademiz var. Muhabbetten kıdamız var, ölüm ölür biz ölmeyiz. Muhabbetten kalamız var, ölüm ölür biz ölmeyiz. Allah. Size sağlık, teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. İki hafta sonra tekrar aynı şekilde buluşmak üzere. Herkese iyi geceler. Size de çok teşekkür ediyorum. Geceler. İyi geceler. Hoşça kalın.